piyasayı konuşacağımız bir uzman var. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün hattımızda. Barış, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Şimdi bugünü bir özetlemeni rica ediyorum. Dünden öncelik istersen Borsa İstanbul'un %10'unun el değiştirmesiyle ilgili, Katar fonuna satılmasıyla ilgili sürecin borsada işlem yapan insanlar açısından ne ifade ettiğini, herhangi bir anlamı var mı yok mu? Yani mesela birisi yatırım yapıyorsa bu onun yatırım planlarını nasıl etkileyecektir? Herhangi bir etkisi var mı yok mu diye soruyorum. Evet, şimdi öncelikle dün bu haber geldikten sonra yani biraz öyle bir algılanma durumu olduğunu herhalde söylemek gerekiyor. Çünkü biraz hisse senedinin genelinde takip ettik, biraz yükseliş eylemi gözlendi. Ama yani baktığımızda böyle bir durum aslında yok. Daha önce iyi bir yerde Borsa İstanbul'a bir pay oranında ortaktı. Evet. Daha sonra ortaktan çıktı. Ondan önce Nasdaq vardı keza, evet, değil mi? Evet. Evet, ondan önce evet dediğiniz gibi. Şimdi tabii yani o kapsamda değerlendirmek lazım. Aslında Borsa İstanbul yani BIST AŞ'ye bir yönetime ortak olma gibi bir durum söz konusu. Yani %10 oranında. Yani burada işte sermaye koyarak şirkete ortak olma olarak bunu düşünmek lazım. Yani Borsa İstanbul'a gelip işte oradan hisse senetleri alacak, toplayacak anlamında düşünmemek gerekiyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde de yani bunun yani hisse senetlerine yönelik bir ilgi artışı olarak yansımasının çok da rasyonel olmadığını herhalde söylemek mümkün. Burada yönetim tarzı olarak bakmak lazım. Ortaklık olarak bakmak lazım. Yönetim tarafına yapılmış bir değişiklik gibi bir şey herhalde değerlendirmek lazım, evet, diye düşünüyorum ben bunu. Yatırımcı açısından çok fazla bir şey fark etmez, evet, istiyorsun. Peki. Aynen. O zaman kura bakalım. Kur çünkü hakikaten üzerinde durulmaya değer. Geride bıraktığımız 4 gün boyunca kurda çok ciddi bir hareketlilik vardı. Son iki haftada ortaya çıkan tablodan bambaşka bir sürece doğru giriyoruz. Neden, niçin bu kadar çok oynak dolar kurumuz? Evet, şimdi tabii orada bakmamız gereken yer, hani son zamanlarda hep konuşuyoruz, bu normalleşme adımları kapsamında atılmış adımların etkisini gördük. Yani önce faiz arttırım kararı geldi, tek politikaya doğru gidişat başladı. Ondan sonra iletişim biraz daha güçlü tutulmaya çalışılıyor. Artarken normalleşme adımları atılıyor aslında. Yani ilk etapta baktığımızda bir 7.50'ye kadar yaklaşan bir kur hareketi gördük. Ama evet, sonradan biraz şöyle bir durum var aslında. Yani yerli yatırımcının tam olarak hala yani bu dolar tarafını tercih etme durumunun devam ettiğini bir miktar görüyoruz. Biraz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hem bireysel olarak hem de şirketler bazında bir dolar talebi bu kurun geldiği seviyeleri itibariyle hem yukarıdan alanların da biraz daha maliyeti düşürmek adına da olduğunu ben bunu düşünüyorum. Biraz alıma geçtiğini bu noktada görüyoruz. Yani ilk etapta bir ben bunu bu şekilde değerlendirdim açıkçası ama ilerleyen süreç içerisinde yani birkaç günü geriye gidersek dolar talebinin 8 seviyesinin üzerinde bir kalıcı hareket yaşanmadığını görebiliyoruz. Yani bu aslında mesela bu sabah da yayınlandı resmi gazetede, zorunlu karşılıklarda da bir değişikliğe gidildi. Evet. Yani bu aslında hep beklediğimiz işte normalleşme, sadeleşme adımları kapsamında adımların yeni bir hamlesi olarak bunu bakmak gerekiyor. O zorunlu karşılıklar hem yabancı parada hem de Türk lirasında artırıldı 2'şer puan. Bu da aslında yine dediğimiz gibi Türk lirası tarafını biraz daha işte likiditeyi kısmak adına o tarafa doğru bir hamle olarak bakmak gerekiyor. Yani ben bunun ilerleyen dönemde işte yapısal reformlarla ilgili gelişmelerde devam ediyor. Aynı zamanda işte bugün TÜSİAD'la bir görüşme gerçekleşecek. Evet. Hem Hazine Maliye Bakanı da Adalet Bakanı'yla birlikte. Yarın da Odalar Borsalar Birliği toplantılar var ve burada da reformlar konuşulacak. Yani bu konuda da adımlar atılmaya devam ediliyor. Ben yani ilerleyen süreçte aşama aşama bir kademe kademe bu normalleşme adımlarının biraz da etkilerini görmeye başlanacağını açısı düşünüyorum. O açıdan baktığımızda yavaş yavaş bu adımlar biraz da oturacaktır yerine ve kurun biraz da rayına oturacağı bir süreci bence görebileceğimizi düşünüyorum. Yani o açıdan baktığımızda 8'in üzerine doğru bir hareket görmedik. Yani biraz daha ilerleyen dönemlerde eğer yurt dışından ya da işte dış ilişkiler anlamında bir risk artışı olur, yüksek miktarda gelmezse ki işte önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz bazı gelişmeler var. İşte bu aralıkta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin işte bu durumunun konuşulacağı bir tabii durum var. İşte Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler kapsamında bunları takip ediyoruz ama şimdilik görüntüye baktığımızda yani kurum volatilitesinin öyle önümüzdeki günlerde ekstra gelişme olmazsa eğer son yaşanan gelişmeler içinde bir miktarda yatay seyredeceğini, biraz da düşebileceğini, kurun hareketinin de 8-8.05 direncini geçemeyecek şekilde biraz aşağı yönlü hareket eğilimi gösterebileceğini beklediğimi söyleyebilirim. Evet. Şimdi son bir haftanın verilerine baktığımızda şöyle bir şey görüyorum. Onu seninle paylaşacağım. Yanıtını merak ediyorum. Mesela yabancı son bir haftada 1,5 milyar dolarlık Türk varlığı aldı. Yani Türk hisse senetlerine, tahvillerine
ve Türk piyasasına girdi. 1,5 milyar dolar net para girişi var. Buna mukabil yerli 2,8 milyar dolarlık döviz almış durumda. Yani yabancı güveniyor Türk varlıklarına, gelip Türk varlığı satın alıyor. Bir haftada 1,5 milyar dolar yerli kendi parasına güvenmediği için gidip habire düşen doları görerek oradan dolar almaya başlıyor. Bu döngü nasıl kırılacak? Yani içeridekinin dolar almasını engelleyecek bir mekanizma nasıl oluşturulacak? Evet, yani bunu sabahleyin ben de baktığımda aynı şekilde sizin gibi ben de yorumladım kendi içimde. Şimdi tabii baktığınızda doğru söylüyorsunuz. Yani sadece hisse senetleri tarafına 1 milyar dolarlık giriş oldu 2 haftada. Yani bu ciddi bir artış aslında. Yani yabancının bir anda ilgisinin bize nasıl arttığını burada tuttuğu gösteriyor da kamusal ifadeyle. Ama dediğiniz gibi dolar tarafında hala bir yerli yatırımcı ilgisi var. Bu bence yani tamamen aslında yani geçmişten gelen bazen işte politikaların yarattığı işte bireyler bazında hala tam anlamıyla ona bir güven duyamama olgusu olarak ben bunu değerlendiriyorum. Bu da aslında evet yani belki kısa vadede kırılması biraz belki zor olabilir ama en azından bu kırılmanın sağlanabilmesi için yani olumlu anlamda kırılmanın sağlanması için yani bir adım atılmaya başlandı gibi bir görüntü de var. Hani az önce değindiğim gibi bazı gelişmeler meydana geliyor, işte para politikasında daha fazla normalleşme yönünde adımlar atılmaya başlandı ve aynı zamanda orta uzun vadeli periyotta biraz daha işte Türk lirasına güveni sağlayacak daha somut adımların atılması yönünde adımların atılacağını eylemleri de görmeye başlıyoruz. Ya bu biraz sürecektir diye düşünüyorum. Yani yerli yatırımcının dolar talebindeki geriye dönüşü sağlamak adına herhalde en önemli konu burada herhalde enflasyon beklentilerinde ne gibi bir eğilim olacak? Herhalde en önemli nokta burada olacak diye düşünüyorum ben. Yani burada ileri yönelik aslında Merkez Bankası'nın yakın vadede yapmış olduğu bence olumlu işte net tavır ortaya koyması, açıklamaları net bir şekilde ortaya koyması, bunu ilerleyen aşamalarda sözlü yönlendirmelerle devam ettirmesi bence burada oldukça önemli olacak. Bu ne kadar daha fazla güven verirse ben bu güvenin yavaş yavaş yani çok hızlı olmayacaktır ama yavaş yavaş da olsa biraz daha dolarizasyonun tersine döneceği eğilimini artık çıkarabilir diye açısı bekliyorum. Bu son yaşanan gelişme de şimdi ben bunun açısı biraz da umutlu olduğumu ama bunun içinde birazcık herhalde zaman geçmesinin gerektiğini de herhalde söylemek gerekiyor. Peki. Borsayla ilgili dün bana sordular. Ben de dedim ki yarın bir uzmanla konuşacağım. Ona soracağım. Ne görüyorsun? Yani hem endeksin kısa vadeli bir yönünü tayin etmek bakımından nereye doğru gider? Hem alt endekslerde hangi endekslerde daha çok şans görüyorsun ya da potansiyel görüyorsun? Eğer olursa da olabilirse yapabilirsek bir de birkaç hisseyle ilgili de değerlendirme isterim senden. Tamam. Şimdi şöyle ben yani yayına gelmeden önce biraz inceledim, biraz rakamsal bilgiler de vereyim. Dersini çalışmışsın. evet. Şimdi şöyle yani Kasım ayı herhalde endekste 100 endeks, ana endeksten bahsedecek olursak aylık bazda yani şu an yani 27 Kasım'dayız. 2-3 günü kaldı aslında. Bugün ve pazartesi var. Yani ekstra olumsuz bir şey olmadıysa özellikle 2009 Nisan ayından bu yana en yüksek aylık kapanışı gerçekleştireceğiz. Evet. Yani şu anda aylık bazda %20.7'lik bir 100 endekste TL bazlı bir yükseliş var. Dolar bazlı da %28 yükseliş var. Bankacılık endeksinde %32'lik bir yükseliş var. Bu da Nisan 2019'dan bu yana en iyi kapanış olacak. Eğer dediğim gibi 2 gün içinde ekstra bir olumsuz gelişme olmaz ise. Evet. Ve aynı zamanda %40 dolar bazlı da yükseliş var. O da oldukça iyi bir yükseliş işaret ediyor. Bu aslında tamamen son zamanlarda atmış olduğumuz adımların yabancı nezdinde olumlu algılanması ve işte portföy girişlerinden de burada görüyoruz. Bu rakamlar da burada ortaya çıkartıyor. Bu yükselişlerin bu anlamda net derecede rakamsal olarak bize olumlu anlamda karşımıza çıktığını gösteriyor. Şimdi burada tabii önemli olacak nokta herhalde bankacılık endeksi. Bu da özellikle dolar bazlı ben baktığımda uzun vadeli 2013 yılından bu yana düşüş trendinde dolar bazlı bankacılık endeksi ve burada trendi çizdiğimizde yaşanan son zamanlardaki o bahsettiğim %40 dolar bazlı yükselişle birlikte o 2013'ten gelen trendin direncine yaklaştığını görüyoruz. Aslında yavaş yavaş atılmış bu olumlu adımlar eğer devam ettirilirse, bu da mesajlar olumlu anlamda yine devam ederse, jeopolitik risklerimizi bu noktada iyi anlamda yönlendirebilirsek, bankacılık endeksi bence ciddi bir kritik noktaya gelmiş gözüküyor. Dolar bazlı olarak bahsediyorum. Ucuz da zaten. Evet. İşte burada bu trendin kırılması başarılabilirse eğer yukarı yönlü hem TL bazında dolar bazlı bankacılık endeksinin daha yüksek potansiyel taşıdığını bu noktada düşünüyorum. Aslında şöyle bir toparlamak gerekirse trend hala yukarı Borsa İstanbul'da. Şu anda tam böyle olumsuza dönecek bir şu andaki görüntü olmaması da yukarı hareketi destekleyecek bir nitelik taşıyabilir. İşte
reform için işte görüşmenin yapılacak olması, önümüzdeki günlerde de bunun devam edecek olması hem yurt dışından bakış açısı olarak bence olumlu olarak algılanabilir. İçeride de yine sanayi kesiminin biraz daha güven duymasına burada olanak sağlayabilir. Bunun olumlu gelişmeleri yansırsa fiyatlama anlamında ben bunun yarayacağını düşünüyorum endeks ve bankacılık endeksi özelinde özellikle diye düşünüyorum. Yani baktığımızda kısa vadeli de inceleyecek olursak işte bu hafta yine yükselişle kapatacağız. Zaten Kasım ayı başından itibaren dediğim gibi yükselişler devam ediyor. Evet. Biraz iğme kaybı oldu. Ama bunun devamını biraz daha ben bekliyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde de biraz inceleyeceğiz. Özellikle endekste işte 1340'lı seviyelere kadar yaklaştık, geldik daha doğrusu. Yani önümüzdeki süreç içerisinde bir yükseliş devam ederse ben en yakın vadede gördüğüm yer 1400-1411 gibi direnç bölgesi. Aşağıda da 1300 ana destek noktası olduğu kısa vade için baktığımızda. Yani 1300-1305 üzerindeki tutumu olduğu müddetçe yukarı yönlü beklentimi sürdürüyorum. Yukarıda da 1400 artık yavaş yavaş takip edeceğimiz direnç seviyesi olarak bence karşımıza çıkacak. Şimdi burada özellikle bir de şuna değinmek lazım. 100 endeks dışındaki bir endeks var. X2M'ye diye bunu kod olarak söyleriz. Evet. Bu endekste de yükselişler devam ediyor ve aylık bazda %17'lik bir yükseliş var orada da. Bir önceki ay biraz daha zayıf bir hareket sergilemişti. Yani burada ben özellikle bankacılık endeksini ve biraz da aslında 30 endeks hisselerini, çünkü yabancıların ilgisi devam ediyor şu anda. 30 endeksi dahil hisselerinde ben ön planda kalabileceğim açısı önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Bizim takip ettiğimiz hisse olarak şunları söyleyebilirim. Evet, son zamanlarda beğendiklerimiz arasında teknik olarak da var, temel olarak da var. Özellikle temel ve teknik olarak beğendiğimiz mesela Arçelik hissesi var. Bunu öneriyoruz yatırımcılarımıza. Bu hafta içerisinde önerdik. Portföyümüz içerisinde. Teknik olarak görüntüsünü iyi bulduğumuz Tekfen var. Alkim, Kimya, Migros ve Türksel hisselerinde beğendiğim hisseler arasında bu hafta için değerlendirdiğimizi açıkçası söyleyebilirim. Harika. Çok teşekkürler Barış. Sağ olun. Böylece piyasa notlarımızı da aldık. Barış'a da teşekkür ettik. Şimdi birkaç küçük haberimiz var. Onları